Biz bu kadar çılgın olamayız ki abi. Hey! Oha oha! Lan! Gidecek. Ananı sikeyim, bu ne? Lan bu ne? Ölüme yakın anlat. Nasıl? Çok güzel serial bu. Ölüme yakın anlar mı? Aynen evet, diken yapıyor ya bu video. Riskli mi? Bir bak bakalım yok, riskli mi? Yok yok değil. Değil. Yo abi öyle 4-5 kişi ölüyor, bir şey olmuyor. Ölmüyor ya, öyle yazıyor. Ölen yok. Ağır yaralı. Oğlum bir baksana, banlanma riskimiz var mı ya? Bu ölüme yok, yakın anlarda da banlanmaya yakın anlar gibi geldi bana çünkü videonun başında. Herkes izlemiş, izlemiş. Gördüm abi ben. İzleyenleri kim gördüm, izlemiş abi? Batırcan izlemiş abi. Ferit abi izlemiş ya, sen yok izlemiş mi? Evet evet. Oğlum bak bu yalan söyleme izleyip, Ferit böyle şeyleri izlemez bak. Nick'ini değişti ama izledikten sonra. 3 neyliydi. İzledi mi? İzledi abi izledi. Bizim videoda ama Oruç Çocuğu ölür amına koyayım ya. Onlar izlemişti, bir şey olmaz. Bizimkinde ölür, atar kendini, bir şey olur. Abi Eldiren hepsini izledi. O abartmış ya, hepsi de izlenmez falan diyormuşum. Aç hadi ya. Tamam ya, açıyorum. Elon Musk'ın torunu diyor senin için. Yapma işte çocuk, yapma. Bak bir şey oldu. Bacağı geçti adadan, şans. Ben bir işip geleyim mi ya? Yok, öyle abi, derler şey ya. Bir işe olmadı derler. Ben de bir yumurta kuru patladı herhalde, bir dakika. Yok abi, o da gelmedi bile. Abi yenisini alırdım, bir şey olmaz. Kardeşim çocuğun bir gelmedi, ben olsaydım oraya geliyordum mecbur. Mecbur geliyordu. Oğlum bak bu tabloda var ya, kafayı oynatırsın oynatırsın. Adamın hayatını siker bu ayı. Abi bunu sırtına çıkınca bir şey yapamıyor. Yumuşacıktır o ya. Ha aynen, yumuşacık ya. Ayı spreyi varsa bir şey yapamazsın. Biliyorum, baksana nasıl parlıyor. Ay. Bak o pençeyi geçirsin, kafatasını alır. Hello. Yılan çıkmasın, timsah çıkmasın, başka bir şey istemiyorum. Timsah çıksa bir şey olmaz, kafasına basarsa bir şey yapamıyorum. Basalsın kafasına o zaman, basalsın. O ne ya? Düşecek. Kafasını kayaya çarpsa ölüm olur, o zaman bu videoda işi yok. Oo. Oha, yandı. Onun sırtı kızardı şu an. Sırtsın dümdüz düştü oğlum. Balıklama niye atlamıyorlar? İyi basın. Bak düşme. Aaa! 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 Ölüyordu. İşte bu videoda bunu dedirttiriyor İvo hep. Vallahi aldı beni video. Verilmiş sadakası varmış. Bir dakika bir dakika. Bağlı değil. Bağlı değil. Allah Allah. Lan bu kamera madem bunu fark ediyor, kameraman niye uyarmıyor? Nereden götüren fark etsin? Salak işte ama. Sonradan fark etti. Orası bir şeyde kameraman. Yaptı şey. Kameraman diyor ki GoPro amcim niye küfür ettin? Ay adam bağlı değil diyor. Düş. Ulan düş. Niye düş diyor. Ya düş salak mısın sen? Ölsün Allah mü adam? Allah. Niye beddua ediyorsun adama ya? Hayır. Hayır. Tutun hayır, abi tutun. Ben demek istiyorum. Evet. Abi tutun abi tutun. Tutun. Düşsene oğlum. Fark edip. Şimdi hadi düşerse dönüş, kurtulma ihtimali var. Biraz daha dursun o zaman. Bak indirebilir ya, bu şey paraşüt değil, yamaç paraşüt değil bu. Bunlar bunu bilerek yapmışlar abi. Oğlum yakınken düşsün dedim ya. Oğlum bu adam bunu nasıl tutuyor bu kadar amına koyayım, tek elle tutuyor. Abi yukarıdan destek alıyor. Baksana nasıl atılmış. Ben burada bırakırdım, çok yakınlaştık ya, riske girmezdim. Bak kırmızı ip arasına girmiş, asıl mesele o burada. Abi acıtmıştı da. Böyle gidiyorlar. Dağdaki niye bir tur tutmuyor arkadan ipten ya? Nasıl tutsun? O da yön veriyor şu an. Ha? Ha? Şu vallahi duydu ya seni ha. Ay yön at kendini. Oğlum niye indirmiyorlar yön bunu? Neden? Sene. Evet niye indirmiyor ya? Gideceği yer vardır bu. Adamların bir aksiyonu var. İstediği yere inemez. Adam bir kaskı durdu lan orada öyle. Ananı sikeyim ya. Ya
Abi dolmuşta dedik, müsait bir yer deyince dedik, indirmiyor ki. Ya, lan öleceksin lan! İçerisen ne yapardın? Benim anksiyetem çok azdı şu anda. Bu videoları kapatalım artık lütfen. Hayır hayır. Vallahi içim kötü oldu bak. Allah. Ölmeyecek abi, ölmeyecek. Ölüme yaklaşıyor. Söz ver. Çağır ben tutunuyor. Ne? Oğlum çok kötü anksiyetem azdı. Ben psikolojik delirdim herhalde ben ya. Azın mı ben? Söz mü, ölmüyor mu? Namız bandı tak. Ne girdiği bu? Hemşirelere çağırayım mı kanka? Nasıl azıcığın? Bir anjiyo aldırayım mı? Adam aslında kendini kaldırıp ayağına atabilse. Ya ne anlatıyorsun oğlum? Ben böyle bir durumda amına koyayım, bunun eline basa basa onu düşürtürüm. Beni de sıkıntıya sokar. Arkadaşlar böyle durumlarda o tutar, bakın. Samet olsa. Bunu kurtarmaya çalışma. Ne yapacak? Samet olsa direkt atarım. Bakın böyle anksiyeten olabilir miyim? Anksiyeten olabilir miyim? Ol madem. Böyle durumlarda arkadaşlar burada bağlı olmayan piç kurusu kesinlikle hayatta yaşamak için her boku yapar, bu sizi atar. Böyle durumlarda ona eline vuracaksın iki tane böyle tekmeyle. Eli acıca kapı bırakacak onu artık bir yerden sonra. Abi, bu yanında anlatılan yaşanan hiçbir şey gerçek değildir. Tamamen hayal ürünüyüz. Böyle bir insan yok. Böyle bir zaten böyle bir yayında yok. Beğeninizin içindeyiz şu an arkadaşlar. Bu bilgiyi verelim de ondan sonra sağda solda paylaşıp da ondan sonra kötü kötü yorumlar görmeyelim. Aa, nabzını atsaydın keşke. Orospu çocuğu bak parmak ucuyla taşıyor koltuk altından. Ne kadar yardımcı oldun ya. Lan onu tutma, onu tutma. Sol ele bıraktığın anda olay biter. Güzel yeşillik. Biraz ilerlettim. Adamın bilekleri güçlü. Ayağı kırılır burada. Oğlum hayat memat meselesi, bırakır mı ölümüne? Aa bak bırak. O demek istediğim buydu işte. Hemen düş dedim ya. Kıvamla kendini. Ne oldu orospu çocuğu, buna bindin de ne oldu? Lan çalıyor hoş diye. Çığ. Çığ geliyor. Çağ mı? Çığ dedim, çığ. Vallahi çığ dedim. Vallahi çağ dedi abi. Vallahi çığ dedim. Çağ dedin lan. Çığ dedim, çığ dedim. Ağzım elimde. Babacım hadi git artık ya. Aptal. Sakalı beyaz. Oha sakalları. Tek sıkıntı o değil mi? Are you okay? Nefes alması zorlaştı adamın. Şu soğukta bir kamet topu gelse yüzü ne yapalım? Hayda. Ne gelse? Oğlum. Kamestop böyle şey. Aa, dünyanın en kötü acısı ya. Ne lan o? Alüminyum yapılmış su koltuğu. Fotoğrafını atsam anlarsın abi. Bir atayım sana. İçim acıdı lan. Bu mermi gibi işler o. Kameste de ne falso veriliyor bu acaba. Where is Apis? Okay, okay. Ama sen abi yadı balon gibi bir şey. Ya plastik top deseniz de oğlum kamestop. Plastik değil bu, plastik değil. Abi bu plastik değil. Az sertleştirilmiş alüminyum. Oh no! Ananı sikiyim. Ne oluyor lan? Is he safe? Haa, cam temizleme asansörü mü patladı? Oh no! Mert gibi yandan tepki veriyorlar. Ben bu olaydan da çok korkuyorum abi. Bu işi yapan adamlara da ayrıca saygım çok yüksek. Galiba dağcılar falan bu işleri yapıyor değil mi? Sizin binada yapıyorlar mı abi? Yapıyorlar yüksek abi ya. Yapıyorlar. Oradan camdan çay may ver ha adama. İhtiyacı yani içsin. Ya mami. Yüksekte kimse bir şey de veremez.
onların zaten silah... Bir soru yani, bir ihtiyacı var mı? Bir ya şey amına koyayım yani, kırlangıç mı bu adam, uçarak mı geldi buraya? Yüksekte kimse bir şey veremez mi? Asansörle niye çıkıyor sonuçta da yani? Yine de riskli bir olay yani. Sanki göç ederken bizim cama konmuş gibi davranma adam. Öyle bir algı yaratma yani burada İgoten insan içinden buna koyayım yani şimdi. Tövbe estağfurullah. Bu video beni çok gerdi ya. Çok gerdi! Açıldı. Ama öyle. İşte hep riskli hareketler bunlar. Bu ekran namık ikini atlıyordu. Yaşama riskleri var. Caleb, sitting here. Trying to get lucky. Double up. Pulled up to the bait site. And ayı. The guide, Brett, he's seen something on there. Kaplan çıksa daha bir olay olacak. Arkadaşlar, ayılar... Neyse ben. Caleb said... Ayıdan kurtulmak istiyorsanız böyle yapıyorsun. Bak, size doğru koşan bir ayı görürseniz şunu yapacaksınız. Yapıyorsunuz. Ayı bir anda böyle moda giriyor. Ayı sprey bir de ya. Yani öldürecekse de ölmeden önce bir tur sizi sikiyor, öyle öldürüyor. Doğru bu arada, ayılar aşık oluyormuş insanlara. Bak aynen bunu yapacaksın. Böyle ho deyip yüksek ses çıkartırsan ayının korkma ihtimaline karşı. Bir ihtimal o da. O da risk yani. Filmini mi izlediniz? Bunun filmi mi var lan? Ne ki bunun filmi? Ben hemen izleyeyim o filmi. Abi yayını kapattım, gideyim o filmi izleyeyim. Ormandaki tehlike. Mami Çağrı unutmuş ayı spreyini. Ayı sprey şakasını unutmadım dostum. Zaten şakayı ben yaptım ya zamanında. Niye unutayım kendi şakamı? Aynı şaka yapmak istemedim. Kamerayı doğru da biz de görek ya, saldırıyor madem. Ya bir müsaade istesin ayıdan o zaman. Sigaram bitti mi benim? Lanet olsun. Snowboard. Fena yaparım. Çok... Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sakın panik... Dağı indirdi amına koyayım. Panik yaparsan ölürsün. Kafalar videosu gibi, Allah belanı versin. Panik yaparsan ölersin. Kalk ayağa, sürmeye devam et. Nerede ki adam? Sürüyor şu an, sürüyor. Sürüyor, görüyorum. Bak mami var ya sen. Aa. Şimdi gelecek. Adam ne oldu? Aa, bu çok kötü. Adam kar topu oldu bundan sonra. kar topu olarak devam ediyor hayatına. çıktı oradan çıktı arkadaşlar. Ölmedi gibi. Oradan çıktı. Bak geliyor bak, geliyor bak. Sportif. Ney? Sportif ne lan? Sportif. Sportif ne oğlum? Sportif oğlum. Sportif değil amına koyayım ya. Sportif ne ya? Bu ne? Gerçek adı ne bu? Şaka yapıyorsun. Adam öyle. Oğlum gerçek adı Forkli la bunu. Forkil. Forkil ne abi? Forklift amına koyayım ya. Ya sen de Yağmur. Böyle tepki vererek video mu izlenir amına koyayım ya? Ne? Beğendiremedim adam sana yani ölümden dönme şeklini amına koyayım yani. Yağmur'u koy bir gandıya oynasın. Yemin ediyorum var ya, sabah programına parayla gelen ücretli konuk gibi davranıyor ya. Ben bunu Harry Potter'da izlemiştim. Ya çıktı gülme sen, ne yapma. Oğlum adam ufacık bir okundu, her şey yıkıldı. Ya vardı ya, Esra Erol'a gelen izleyiciler vardı. VIP'den bahsetme, koca bulmaya gelenlerden değil. Normal izleyiciler vardı, onlar da ajans izleyicileri. Yorum yapanlar falan. Ha, onlar gibi davranıyorsun. Ramazan Bey evin üstüne, evi üstüne yapmam dedi kadın. Tamam, anasını siktir oraya. Arkaya kalır. Bir daha kim dizecek bunları? Şimdi şirket ne yapacak acaba? Adam hala yıkılıyor. Kanka tamam, 10 satırda gülmenin hiçbir anlamı yok. 3 satır gülüp güldüğünü anlayalım yeterli. Lan bak bunu görünce aklıma şey geldi. Hepsini sen gülmene gerek yok yani. Bak bu adam işte sağ salim çıkmış. Şu mu lan? Kasklı olandır herhalde. (Gülüyor)
Hiç sakatlanmamış bile. Evet, tercihden tren gelirse ben müdüye kapatırım. Bunu GTA'da sakat tren gelmesin karşısına, altıma sıçarım. Yok yok, ölmeyecek, ölmeyecek. Bak GTA'da tren gelmesin mami, bak şimdiden söyleyeyim, bak tren gelmesin. Abi ölmeyeceğinin garantisini veriyorum. Arkadaşlar, tünelin sonunda gördüğünüz o tatlı ışık belki de üzerinize gelen trenin farı olabilir. Bak icbal ettiğine bak. Bırakın 2 dakika tribimi yaşayayım, amına koyacağım sizi. Ben 4 tribe girdim. Ya aptallar, durun bir dakika tribimi yaşayayım. Sigarayı da hemen çıkar diye yaşayayım. Sigara, sigara kendi kendine yanı verdi bir anda o sözden sonra. Işte. Kardeşim burası benim kanalımda. Ben bazen böyle şeyler kendim yapmak istiyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. Tamam sözcüğüm. Oraya bakmayacağım, gülüyorlar. Şiva yapmışlar. On the road again, here I am, up on the stage, here I go, there's dark again, there I go, turn the page. Tren gelmesin yani, özetle. Ananı sikip tren geliyor galiba. Bisikletini kurtarmaya çalışma. Orospu ne oğlum, bisikletini bırak! Çarpmaz ya, boşluk var orada, çarpar mı? Çarpar. Senin altına raylara yatması lazım. Kolu attı kendine. Çarpmaz mı lan? Çarpmazmış ya. Çarpar buraya. Oh yeah, oh yeah dude. Ben var ya, ben orada doçlamasam orospu çocuğu ölecek. Tünelde mi çıkalım? Abi yıkı var. Tünelde kaldım. Tamam, yıkıyı kapattım. Orada ben doçladım ya. Tamam, kapattım. Tamam. 34 PKCTK 5796 aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız lütfen. Nesrin Hanım kasaya lütfen. Ya bir lahmacun yedim ben daha bunu. Oha. Şahin abi, senin bisiklet turu hayalin vardı. He, ben dedim ki katman olarak bir bisiklet turu kulübü kuralım dedim, amına koyayım. Hep beraber gezelim, bisikletle gezelim dedim. Sonra benden, beni gören herkes bisiklet istediği için vazgeçtik bundan, amına koyayım. Abi bisikletimi bisiklet al dendi. Sonra dedim ki yok, mantıklı bir değil herhalde. Bu mantıklı bir hareket olmayacak herhalde dedim benim için. Çağrı asansöre bir metre suyu, ne bisiklet turu. Bugün vallahi ne oldu biliyor musunuz mu? Ben bastım, tamam mı? Asansöre. Asansör geldi, kapı açıldı. Oysa da dalmışım. Beynim dolu. Sürekli düşüncelerle edebiyat düşündüğüm bir yandan yine Dostoyevski'yi anlamaya çalıştığım dakikalardaydım. Tam asansör kapanırken elimi şöyle tuttum. Ama içindeki mekanizmadan değil, dışındaki kabından tuttuğum için içindeki mekanizma kapandı, dışındaki kap açık kaldı. Kapı tam kapanmadı yani, anlayacağın. Sonra bir daha açıldı aynı asansör. Önce ayağımla şöyle bastım, bakalım boşa düştü mü asansör diye. Öyle bir şey olsa hemen geri çekecektim kendimi. Baktım düşmüyor, sallanıyor, bindim. Kapı tekrar kapandı. Tam kapanmadı, yine aralık kaldı. Bunu da Metropol'den birileri izliyorsa ben yapmadım.
O asansör bozulmuş olabilir şu anda. Geçmiş olsun abi, ölümden. Servis dışıydı en son. Ama bugün aidat ödedim ya kanka. Ondan herhalde böyle bir şey oldu. Tabii canım, başkan iyi olsun. Olur abi, geçmiş olsun. O arkada okey oynayanlar kim? Her konuşumda. He? Bunlar 3000 var mı aidat? Bu nasıl bir esnafçılık amına koyayım ya? Bu nasıl bir esnaf sorusu ya? Var mı 3000? Maaş da maaş. Site yönetimi işine girince o yüzden soruyorum ya. Yasa araştırma.